Onlar korkunç, beni öksürtüyor. Bir dükkanın önünde dur Max. Sana sigara alayım. Sen harikasın. Şu Türk sigaralarından bir paket verin. Kırmızı paketli. Kaldır onları Gilis. Kaldır onları, yoksa hepsini sana yediririm. Merhaba Arti. İyi akşamlar Bayan Şefer. Seni gördüğüme ne kadar sevindiğimi bilemezsin. Buradan uzaklaşın. Senin büyük fikrin nedir? O gece için özür dilerim. Hasta bir dostumla birlikte kaldığımı söylersen bana inanır mısınız? Şüphesiz resmi biri. 10 karatlık böbrek taşı var. Kes şunu Arti, tamam mı? Kendini nerede saklıyorsun? Senin için harika haberlerim var. Kendimi hiçbir yerde saklamıyorum. Hele son zamanlarda. Menajerini aradım. Senaryo yazarları loncasını aradım. Sonunda eski daireni aradım ve bana Crestview numarası verdiler. Telefon her zaman benimle aksanlı kaba saba konuşan biri çıktı. Sen orada değildin. Hatta senin adını bile duymamışlar. Öyle mi? Bu harika haberler nedir? Işığa direkt senin öğretmenle ilgili fikrini beğendim. Hangi öğretmen? Karanlık Pencere. Bu konuda onun umutlarını iyice yükselttim. O fikrin iyi bir metin olabileceğini düşünüyoruz. Tamam. Nakit nerede? Hikaye nerede? Onu kendi fikrimle büyüttüm. Bu gerçekten sıçrama noktası. Çalışılması gerekiyor. Ben de bundan korkuyordum. 20 sayfalık not var ve elimdeki erkek için çok iyi bir karakter var. Çok sahne yazabilir misin? Böylece bir yönetmen yardımcısına daha ihtiyaç duyarlar. Arti, kes sesini. 2 hafta oturursak bir hikaye çıkarabiliriz. Özür dilerim. Benim elimde yazılacak bir iş var. Ama sana yarısını satıldığını söylüyorum. İşin doğrusu bana yazmam için bir şey verdiler. Bay Gris, gelir misiniz lütfen? Hemen geliyorum. Bu aksan, anladım. Bu adam yabancı bir hükümet adına çalışıyor. Adama baksana, kol düğmelerine bak. Benim artık gitmem gerek. Kariyerimle ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. Bu senin kariyerin değil, benim kariyerim. Bu anlaşmayı yapmayı çok umuyordum. Hayatım boyunca okumacı olmak istemiyorum, yazmak da istiyorum. Kızdırdıysam özür dilerim. Elbette kızdırdın. Görüşürüz. Neler oluyor hayatım? Saatlerini aldım. Tanıdığım bazı insanlara rastladım. Sigaralarım nerede? İşte senin... Norma, sen çok sigara içiyorsun. Ne zaman sıkıldığından şüphelense hemen benim için bir canlı gösteri yapardı. Norma Desmond gösterisi. Onun ilk numarası her zaman Maxinet banyo güzelliğiydi. Kendimi hala orada görebiliyorum. Marie Prevosa, Mabel Normand. Mabel her zaman ayağıma basardı. Neyin var senin? Neden böyle hüzünlüsün? Bir sorun yok, harika zaman geçiriyorum. Bana biraz daha göster. Pekala, bana şunu ver. Bıyık için ihtiyacım var. Şimdi gözlerini kapat. Kapat. Bir şey gerçekten bir sorundu. Artie'nin şu kızını düşünüyordum. Şu Bayan Şefer'i. O bütün yazarların ilk kez Hollywood'a geldikleri gibiydi. Hırslıydı. İsmini oraya yazmaya çalışıyordu. Senaryo yazarı. Orijinal hikayeyi yazan. Seyirci birinin oturup bir film yazdığını bilmezdi. Onlar her şeyi oyuncuların yaptığını zannederdi. Gözlerini aç.